Evet arkadaşlar, objektimizi oluşturduk. objektimize tek bir field koyduk, student name. Ama artık e, bu bizim için yeterli değil. Student name'den farklı field'lere ihtiyacımız var. E-mail'e ihtiyacımız var. Phone number'a ihtiyacımız var. E, değişik field'lere ihtiyacımız var. Ne yapmamız gerekiyor? Tekrar object manager'a geçiyoruz arkadaşlar. Object Manager tıkladıktan sonra objektimizi buluyoruz. Objektimiz neydi? Quick Find'dan bulabilirsiniz. Student objektimiz var. Student objektini açıyoruz arkadaşlar. Üzerine tıklamanız yeterli. Student name'in içindeki filtreleri görüyorsunuz. Bizim gördüğümüz sadece student olabilir. Field and relationship'e tıklayabilirsiniz. içindeki filtreleri görmek için. Fields and Relationship diyor. Şu anda Relationship'i çalışmayacağız ama Field ekleyebileceğiz. Sadece e, öğrenci adı değil, adından başka phone number, email gibi Field'ler ekleyeceğiz. Şu anda 4 tane Field görüyorsunuz. Bunlar standart Field'ler arkadaşlar. E, biri kim kurdu? Bu e, bu objekti kim kurdu? İkincisi en son ne zaman e, modify oldu yani düzeltme yapıldı. Üçüncüsü bu field'in, bu object'in onuru kim? Onu gösteriyor. Yani e, Kur'anla onur farklı olabiliyor. Diyelim ki ben kurdum, ama onur olarak başka birini e, ekleyebiliyorum. Onun dışında bir de student name var? Bu da bizim standart field'imiz. object'i kurarken otomatik kurulan bir field. Şimdi biz kendi filterimizi eklememiz gerekiyor. Ne yapmamız gerekiyor? New butonuna tıklayıp yeni bir field eklememiz gerekiyor. New'e tıklayıp yeni bir field ekleyebiliyoruz. New diyoruz. Ve burada bir sürü field e, göreceksiniz. Ekleyebileceğiniz bir sürü field var. Bunlardan bazılarını ekleyeceğiz. E, hepsinin açıklamaları sağ tarafta var. E, buradan başlayabiliriz. İlk olarak ben e-mail adresi eklemek istiyorum. E-mail adresi burada. E-mail adresi diyorum. E, ve bu field e, türünü kullanarak, data type'ını kullanarak bir e-mail adresi eklemek istiyorum. Yani formuma, benim oluşturduğumuz student formuna yani objektini yeni bir field ekliyoruz. Öğrenci eklerken bu fieldi de göreceğiz ve öğrencilerin e-mail adresini bu field sayesinde toplamış olacağız. Bunu seçtikten sonra next diyorsunuz. Size bazı bilgiler soruyor. İlk olarak field'in label'ı, etiketini olsun. Bu çok önemli değil ama genelde ne yazıyoruz? E-mail yazıyoruz. Buna e-mail yazıyorum. E-mail adresi yazabilirsiniz. Size kalmış. Bunu yazdıktan sonra field name önemli olan bu. Otomatik e seçiliyor. Sizin yazmanıza gerek yok. Ya bunun için tıklamanızla otomatik seçiliyor. Description yazabilirsiniz bu e-mail ile alakalı. Help text dediği şey e işte girenler bu field'in ne olduğunu tam olarak anlamıyorsa onlara yardımcı olmak için mesela şöyle bir şey yazabiliriz. Enter valid. Email mail adresi diyebiliriz. Bu bizim help text'imiz olsun. Bunu eklerken bu mesajı orada görebileceğiz. Required ne? Required zorunlu alan demek. Siz bunu seçtiğiniz zaman e-mail adresini doldurmadan yeni öğrenci ekleyemiyorsunuz. E bunun e zorunlu olmasını istiyorsanız buraya tıklayabilirsiniz. Unique ne? Unique e, bu e-mail adresinin başka bir öğrenci tarafından kullanılmasını istemiyorsanız uni'yi seçiyorsunuz. Yani eğer bir email e-mail adresi kullanılmışsa farklı bir email adresi, e farklı bir öğrenci için aynı e-mail adresini kullanamıyorsunuz. Ondan sonra external ID var. Onu şu anda girmiyorum. Daha sonra e, değineceğimiz bir konu. Burada şu anda bilmemiz gereken e, label, etiket, field name önemli. Bizim e, referans olarak kullanmak istediğimiz zaman bu bu e-mail e, adını kullanacağız help text insanlara yardımcı olmak için kullanıcılar yardımcı olmak için öğrenci eklerken bu filtin tam olarak ne olduğunu bilmeyenler için yardımcı e, help text ekleyebilirsiniz required dediğim gibi zorunlu alan yapmak istiyorsanız bu filtin illaki doldurmasını istiyorsanız herhangi bir öğrenci e-mail adresi olmadan doldurulmasın e-mail adresi olmadan öğrenci girişi yapılmasın istiyorsanız bunu seçmeniz gerekiyor. Unique dediğim gibi bir e-mail adresi sadece bir kez bir öğrenci tarafından kullanılsın istiyorsanız bunu Unique olarak seçiyorsunuz. E bu şekilde e filtimizi dizayn ettikten sonra Next diyoruz. Next e dedik. E, bütün profillerde visible oluyor bu normalde seçmenize izin veriyor ama burada vermiyor Çünkü zorunlu bir alan bu e, zorunlu olduğu için bütün e, profiller tarafından doldurulması gerekiyor yani e, sistem etmişse doldursun ama farklı kullanıcılar e, doldurmasın gibi bir şansımız yok artık çünkü zorunlu yaptık zorunlu olduğu için bütün profillerde bu field gözükecek arkadaşlar ne ve field'ımı ekliyorum. Save diyorum. Save and new diyebilirsiniz. Şimdi email'den sonra bir de phone number ekleyelim. Phone number diye bir data type'ımız var. Phone'u seçebilirsiniz. Next diyorsunuz. Aynı şekilde buraya phone diyelim. field name otomatik geliyor. Required olsun mu? Bu kez olmasın diyorum. Next diyorum. Gördüğünüz gibi required olmadığı için bizden her yerde gözüksün mü diye soruyor. Bütün profillerde gözüksün mü? Evet gözüksün diyorum. Sonra next diyorum. Daha sonra save diyorum. İkinci e, filtrimizi eklemiş olduk. İsterseniz şimdi gidelim. Öğrenci e, objektine bakalım. görüyorum görebiliyor muyuz? Bakalım. Servis aplikasyonuna eklemiştik biz öğrenci objektini. Servise e tıklıyorum. Burada student'a e, geliyorum. Bu bizim objektimiz. Şimdi görüyorsunuz sadece student name var. E, peki e, yeni öğrenci eklediğimiz zaman diğerlerini görebiliyor muyuz? Görüyorsunuz artık formumuz biraz daha gelişiyor. Student name'in dışında e-mail adresi ve phone number var. Yeni bir öğrenci ekleyelim. Diyelim ki Yeliz diye bir öğrencimiz var. Onu ekliyoruz. Yeliz. Gmail.com'da onun e-mail adresi olsun. Daha sonra fon numarayı ekleyebiliyorsunuz. İsterseniz eklemeyin. Size kalmış. Yeni bir öğrenci eklemek istiyorum daha sonra. Tekrar diyelim ki Yeliz adında bir öğrencimiz var. Yeliz e, yine aynı öğrenci ismi diyelim. E-mail adresi yeliz at gmail.com kullanmak istediğiniz zaman daha önce kullanıldığı için burada görüyorsunuz. Daha önce kullanıldığı için bize izin vermemesi lazım. Çünkü unique seçmiştik. Bakalım bize izin verecek mi? Save diyorum. Evet ne diyor? Duplicate value found diyor. E-mail adresi duplicate. Ve dikkat edin arkadaşlar. E bize neyi veriyor? API name'i veriyor. Yani bu e-mail adresinin referans olan ismi bu. Siz her yerde bu ismi göreceksiniz. e underscore underscore C. Neden underscore underscore C? Çünkü custom field. Custom field olduğu için underscore underscore C ile bitmesi gerekiyor arkadaşlar. Şimdi biz bunu ekleyemiyoruz ne yapmamız gerekiyor? E-mail adresini değiştirmemiz lazım. Diyelim ki Yeliz 2 yaparsanız, save yaparsanız o zaman siz e, öğrenciyi farklı bir e-mail adresiyle kaydetmiş oluyorsunuz. Şu anda görüyorsunuz Yeliz Yeliz Arzu Mustafa Ali şeklinde 5 tane öğrencimiz var. E, bunları burada görebiliyoruz. Peki e, şimdi şöyle bir sorun var. Bunu normalde burada anlatmayacaktım ama burada anlatabilirim. E, Yeliz Yeliz Arzu Mustafa ve Ali var ben student name'den başka phone number ve e email'i bu tabloda göremiyorum. Ama onu görmenin bir yolu var. Sadece recently view listesi. Bu bir liste. Bu listeye bakmamanız gerekiyor. Bir, bu listenin içinde farklı listeler var. Bu yukarı selectable list view diyor. Buradan siz farklı bir liste seçebiliyorsunuz. All derseniz bütün öğrencileri seçebilirsiniz. Son gösterilenler değil de hepsini. Şu anda hepsini görebiliyoruz, görüyorsunuz. Ee, daha sonra arkadaşlar e, buradan bunun bir settingi var. Bu tablonun, bu objektin bir settingi var. Şurada görüyorsunuz ayarları var. Oraya tıklayıp select fields to display kısmı var. Buradan siz e, bütün filtleri gösterebilirsiniz. Ben buraya tıklıyorum. Ondan sonra görüyorsunuz standart ve custom bütün filtler burada. E-mail adresi oluşmuştum. Onu da görmek istiyorum. Daha sonra fon vardı. Onu da görmek istiyorum. Diğerleri standart. Çok fazla kullanmıyor ama Created Day'de de görmek isterseniz onu da görebilirsiniz. Ne zaman kurulmuş şeklinde. Save diyorum. Şimdi tablomda biraz daha farklı şeyler görüyorum. Student name'i görüyorum. E-mail'i görüyorum. Fonu görüyorum. Bir de Created Date. ne zaman kurulmuş, ne zaman eklenmiş onu görebiliyorum arkadaşlar. Evet. Tekrar O'la tıklıyorsunuz ve buradan görebiliyorsunuz arkadaşlar. Evet.